Sayın Genel Başkanım, protokolümüzün çok kıymetli üyeleri, maden şehit ailelerimiz, maden işçilerimiz ve çok kıymetli konuklar, geçtiğimiz yıl yaşadığımız büyük facianın üzerinden bir yıl geçti. 43 madencimizi kaybettik. Liyakatsizlik, tedbirsizlik ve sorumsuzluk sebebiyle kaybettiğimiz 43 canımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Onları unutmak mümkün değil. Geride kalan anneler, babalar, eşler, çocuklar her gün, her an bu cinayetin acısını yaşıyorlar. Onlar bu acıyı elbette unutmayacak ama bizler de unutmayacağız. Bu karanlık ihmallerin bir daha canımızı yakmaması için elimizden geleni yapacağız. Maden şehit ailelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Bu yüzden ısrarla, inançla bu facianın sorumlularının adalet karşısında hesap vermesi için, adalet için hep beraber mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. İçimizi yakan bu iş cinayetinin asıl sorumlularının, yani emri veren, uyarıları dikkate almayan, liyakatsizliği ve tedbirsizliği görmezden gelenlerin peşindeyiz. Ocakları yakan bu olayların tekrar tekrar sorgulanması ve 43 şehidimizin hiçbir zaman ama hiçbir zaman unutulmaması için buradayız. Madencilerimizi bu anma mekanı ile yaşatacağız. Ruhları şad olsun diyorum. Buranın yapımında emeği geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Amasra Belediye'mize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ederken, bugün bizleri yalnız bırakmayan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Saygı ve minnetle şehitlerimizi bir kez daha anıyorum.